Merhaba sevgili izleyiciler. Ege Üniversitesi Televizyonu'nun hazırladığı Benim Üniversitem programının 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Rana Antepli. Yine her zaman olduğu gibi Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Necdet Budak ve İletişim Fakültesi Dekanımız, aynı zamanda Medya Merkezi Müdürümüz Profesör Doktor Dilek Takımcı bizimle birlikteler. Hoş geldiniz Sayın Hocalarım. Hoş bulduk. Evet sevgili izleyenlerimiz, Ege Üniversitesi'nde 2018-2019 akademik yılının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ege Üniversitesi'nin bu akademik yılının nasıl geçirdiğiyle ilgili keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz konuklarımızla birlikte. Sayın Profesör Doktor Dilek Takımcı Hocam, bu sene yine dolu dolu, bol ilerlemeli bir yılla karşılaştık, bir yıl geçirdik. Bu yıl üniversitemizin geçirdiği gelişmelerle ilgili ne düşünüyorsunuz, bize ne söylemek istersiniz? Gerçekten yoğun bir yıl geçirdik o hocamızla birlikte, hocamızın ekibi olarak. Gece gündüz çalıştık diyebilirim. Gerçekten çok hızlı da gelişmeler oluyor üniversitemiz adına, çok sevindirici gelişmeler yaşıyoruz. Bu programda da bunları dile getiriyoruz zaten. Şimdi ben son zamanlardaki gelişmeleri şöyle bir saymak istiyorum. Hani bir tane değil gerçekten. İşte Çeşme Turizm Fakültesi kurulmuş, Havacılık Meslek Yüksekokulu, Sivil Havacılık Okulu onayı almış, genç araştırmacılara burs verilmiş ki bu biz akademisyen hocaları çok sevindiren ve yüksek lisans doktora öğrencilerini gerçekten mutlu eden bir şey. Acil panik butonu diye bir sistem kuruldu kampüse güvenlik açısından. Gerçekten organ bağışında önde olduğumuz istatistiklerle tespit edildi. Kağıtsız ofis uygulamasına geçtik. Onunla ilgili gerçekten en çevreci üniversitelerden biriyiz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Bu gurur verici pek çok gelişme var üniversitemiz adına. Hocam yani bu kurumun lideri olarak, yöneticisi olarak bu konularla ilgili görüşlerinizi öğrenmek ister izleyiciler. Evet yani teşekkür ederim. Güzel bir program olsun. Tabii anlatacak çok şey var. Konuşulacak çok şey var. Belki çok bunları bir programda anlatmak mümkün değil ama özet de olsa bir geçtiğimiz bir yıllık eğitim öğretim yılını değerlendirmek, araştırma anlamında, eğitim anlamında, kampüs anlamında ki gelişmeleri paylaşmakta fayda var. Tabii eğitim anlamında bir YÖK tarafından özellikle Çeşme Meslek Yüksekokulu fakülteye dönüştü. Evet. Burada da Çeşme'de okulumuz var. Buradaki okulumuz ve çok güzel bir koyda yani 250 dönümüne yakın bir arazi ve de okulumuz eski, bir de orada sahilde de çok güzel konaklama yerleri olabilecek uygulama bir alan var. Oteli var değil biz mi burayı hocam? Öncelikle ilk adım olarak bunu söylememin nedeni burayı bir fakülte haline dönüştürmek. Evet. Bu fakülteye dönüşmesiyle birlikte aslında hem devlet nezdinde hem YÖK hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Turizm Bakanlığı Cumhurbaşkanlığımız nezdinde bu hafta da Ankara'da bununla ilgili bir görüşme yapacağız. Amacımız şu, bu fakültenin hem Çeşme tarafından hem İzmir tarafından hem yerel yönetimler tarafından sahiplenilmesi, devlet nezdinde de bu arazinin okulun yenilenmesi, yeni yurtların yapılması, sağlık turizmi açısından da değerlendirilebilecek bir alan. Böyle bir değerlendirme olursa burası bina da yenilenir ve fakülte gerçekten turizm anlamında Türkiye'ye de bölgeye de hizmet eder. Bunun için de şu anda Çeşme kaymakamımızda da, Çeşme Belediye Başkanı da, onlar da heyecanlanmışlar tabii bizim bu fakülte kurulması nedeniyle. Aradılar, yani tebrik ettiler. Onlar da destek vermeye hazır olduklarını ifade ettiler. Bu önümüzdeki hafta içerisinde belki Çeşme'de de bir toplantı yapacağız. Aynı zamanda da Ankara'da bu işi genişletmek adına, madem fakülte olduk, bu fakülte olmanın gereği fiziki mekanlar ve o bölgenin ülke için değerlendirilmesi için yatırımcılara devlet nezdinde özel sektör ya da kamu yatırımı anlamında açığız.
Onu da buradan da televizyondan da duyurmuş olalım. Orasını yenilemek, evet, daha bir tam gerçekten bir Ege Üniversitesi'ne yakışır bir fakülte haline dönüştürmek istiyoruz. Hocam orası hani akademik toplantılara da ev sahipliği yapabilir. Hem otel, tabii, var, konferans salonları olursa pek çok üniversite etkinliklerini bizim çeşmemizde, tabii, tam yapabilir. Da aslında bunu söylemek, evet, istiyorum ama inşallah yani bunu devletle birlikte özel, gerçekten, sektöründe girişim ile böyle bir model içerisinde yapabilirsek öyle bir şey olursa, hem sağlık turizmi açısından, kongre turizmi açısından, evet, hem üniversitemiz açısından çok ciddi bir imkan olabilir. Hem de oradaki turizm fakültesi öğrencileri bütün bu faaliyetlerde, hı-hı, nasıl şu anda medya merkezinde gençlerimiz, evet, burada laboratuvar gibi kullanıyorlar. Evet. Orası da turizm anlamında, evet, o hizmetlerle bir laboratuvar gibi öğrencilerimizin yetişebileceği bir yere, bir mekana dönüşebilir diye düşünüyoruz. Bu hafta da ilk görüşmemizi Ankara'da bununla ilgili yapacağız. Evet. Bir de hocam sistem, yani bu BAPSİS, AVSİS, işte çeşitli bir dijital sistemlere geçti üniversitemiz ve kağıt israfı sona, evet, erdi. Dolayısıyla bu EBS'dir, EDS'dir, elektronik imzalar, tamamıyla çevreci üniversiteye katkı sağlayan şeyler bunlar, tabii, gerçekten. Ve en çevreci üniversiteler klasmanında artık. Evet, yani 36 üniversite, evet, var. İkinci, hı-hı, seçildik burada, evet, İstanbul Üniversitesi'nden sonra. Tabii konular çok geniş. Böyle, evet, ben sizi sordukça özet özet, hı-hı, geçiyorum. Bir kere şimdi tabii yeşil üniversite, hı-hı, sürdürülebilir hani kampüs çerçevesinde bizim yaptıklarımız, hı-hı, ayrı bir konu fiziki anlamda. Ama, hı-hı, bir de kağıt tasarrufundan dolayı da yeşil üniversite olabiliyoruz. İşte bu tam da sizin dediğiniz. Evet. Yani biz birçok konuda elektronik sisteme geçtik, hı-hı, mesela çok basit olarak söyleyeyim. Hani ben görüyorum şimdi medyada da, sosyal medyada da birçok yani okulun rektörü ya da üniversitenin rektörü elle imza atıyor diplomalara. Evet. Yani diplomaları hazırlıyorlar, şey yapıyorlar. Hani bizim biz onları kaldırdık. Yani, evet, bunları gelir gelmez kaldırdık. Bunlar ne, yani rakamlar var arkadaşlar, verdiler 6 milyon işte kağıt bilmem ne tasarrufu, onlar kendilerine göre ölçümlendiriyorlar. Ama bu anlamda biz gerçekten Ege Üniversitesi olarak ciddi bir kağıt tasarrufu sağlıyoruz. Yani elden ele kağıt evrakı dolaşmaktan. Evet. Mesela emeklilik, hı-hı, dilekçesi veriyorlar. Biz onu mesela önceden, hı-hı, hep böyle dosyalar geliyordu rektörün, evet, önüne ya da işte dekanın önüne. Bütün herkes, hı-hı, hani birer kağıda imza atıyor. Evet. Bu tonlarca kağıt. Bu ağaç demek, yeşil, evet, demek. Bu tasarruf dolaylı olarak, hı-hı, çok ciddi bir imkan sundu. Biz ama onun yanı sıra yani, hı-hı, kampüsü çim anlamında, ağaçlandırma, evet, anlamında şimdi Orman Bölge Müdürlüğü'ne de yeni, hı-hı, bir protokol yaptık. Hı-hı. Ve önümüzdeki süreçte de, hı-hı, sonbaharla birlikte kampüste, hı-hı, ağaç dikim seferberliği yapmak istiyoruz. Özellikle boş alanları, bunları da öğrencilerimizle birlikte yapacağız. Hı-hı. Ayrıca bir projemiz daha var. Hani sadece kampüs anlamında değil, hı-hı, yine öğrencilerimizle birlikte Orman Bölge Müdürlüğü ile beraber, yani yangın olan bölgelerde, hı-hı, biz Ege Üniversitesi olarak Orman Bölge Müdürlüğü'ne katkı sunmak, hı-hı, ve o alanları yeşillendirmek adına onların projelerinde, hı-hı, yer almak istiyoruz. Çok güzel. Protokolü de imzaya sunduk. Şu anda, hı-hı, Orman Bölge Müdürlüğü'nde, hı-hı, taslak. Onların imzasıyla beraber bunu da, hı-hı, faaliyete geçireceğiz. Ama şu anda 130 bin metrekare ilave kampüsümüzde çim. Çim projesi var, devam ediyor. Bu da hani ağaç ve çime ağırlık veriyoruz. Hani çalılık, evet, çırpılık değil. Hı-hı. Dinginlik katıyor bize. Üniversiteye, öğrenciye. Çünkü, hı-hı, eğitimin olduğu yerde hani, hı-hı, herkes çalışıyor. Zihin yorgunluğu var. Hani, evet, bir yürüyebilsinler. Yürüyebilecek alanlar olsun. Bunun için de gerek ağaçlık bölgelerimizi, öğrencilerimizin, çalışanlarımızın yürüyebileceği, spor yapabileceği alanlar haline, evet, dönüştürüyoruz. Onlar da
bu süreç içerisinde tamamlanma safhasına gelmiş durumda. Tabii konu çok, oradan oraya da atlamak istemiyorum. Size daha fazla hocam, bağlı kalmak yani, istiyorum. Tabii biz öğrencilerimizle, işte Rana da bizim yüksek lisans evet. öğrencimiz. Şimdi çocuklar bu burs olayıyla çok ilgileniyor. Evet. Mesela Rana tez evet. aşamasına geçecek. Rana iyi, hadi bakalım. Şimdi tezini hocam. Diyorum hani projelendirelim Rana. İşte burs veriliyor. Hani bu gençlerimizde hani yüksek yaparken, doktora yaparken burs alsınlar tabii, istiyoruz. Doğru. Hani çocuklar şimdi onunla ilgili böyle şey yapıyorlar. Üniversitede çok de önemli ilk bir şey kez yani. Oldu. İlk kez yani, oluyor. Evet, hiç şimdi böyle şöyle şey, direkt hocam burs yani veremiyor. Bizim buradaki amacımız şu. Tabii anlatacak çok konu var ama biz hı-hı. hani şöyle konuşuruz hani evde de hı-hı. sohbetlerde ya da üniversitede çay saatinde evet. arkadaşlarla akademik ortamlarda da ya işte ideal üniversite hı-hı. nasıl olur işte hani oturduğumuz zaman kendi hı-hı. işimiz vesaire biz mi yaptığımız şey Ege Üniversitesi olarak devletin bize verdiği imkanlar doğrultusunda evet. öğrencilerimiz için, çalışanlarımız için, hocalarımız hı-hı. için, genç araştırıcılar için mevcut maddi ve manevi hı-hı. imkanlar doğrultusunda evet, ne yapabiliriz? Ne yoksa çok büyük ideal konuları hı-hı. yasalar meclisten hı-hı. çıksın, şöyle üniversite olsun vesaireden tartışmalardan çok kendimiz önümüzdeki imkanlardan en iyi yemeği yapmaya hı-hı. çalışıyoruz. Evet. Burada da öğrencilerimiz açısından bu çok önemli. Hı-hı. Yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerimize burs imkanı sağlıyoruz. Hı-hı. Bu burs imkanı da BAP bizim kendi döner sermayemizin evet. üzerinden burada zaten detaylı bilgileri hı-hı. internette web sayfamızda hı-hı. da var. Şunu istiyoruz, biz araştırma üniversitesi olmak istiyorsak hı-hı. genç araştırıcıları desteklememiz lazım. Evet. Yüksek lisans doktor öğrencimizi arttırmamız lazım. Evet. Şimdi siz yüksek lisans yapıyorsunuz. Şimdi maddi olarak aileniz diyor ki ya işte kızım öyle. Oğlum yani sen lisansı bitirdin. Hala bizden para istiyorsun. Siz de genç olarak diyorsunuz ki ya dünya değişiyor. Yüksek lisans yapmak şart. Doktora varsa imkan yapayım. Evet. Sizden de maddi olarak para almak istemiyorum. Hı. Ayrıca üniversitenin de hedefi araştırma üniversitesi olmak. O zaman yani bu üniversite bunları da düşünüyorsa o zaman bana bir imkan sağlasın. O nedenle de yüksek lisans yapan öğrencilerimize 2050 lira. Hı. Bu nasıl olacak? Yani öncelikli alanlar var. O alanda tez projenizi sunacaksınız. Hı. Kabul aldığı zaman teziniz bitene hı. kadar orada o bursu alacaksınız. Böylece hı. ailenize yük olmayacaksınız. Kendiniz ayaklarınızın üzerinde duracaksınız. Olaya daha farklı sarılacaksınız. Yani yüksek lisansınıza. Hocam farklı sarılıyorlar. Evet. Şimdi mesela evet. Rana geçen bana geldi. Evet. İşte öncelikli alanları araştırıyor. Hı. Hani daha verimli işte tezi nasıl yapabilirim? Hani öğrenciler de bu tür kaygıyla tamam tez yapmak istiyor ama öncelikli alan ne? Bilmem böyle daha sorumluluk düzeyi düşüktü. Şimdi daha sorumluluk düzeyi yüksek. Hani işte projeye yönelik tez daha ciddiyetli tabii. olarak hazırlanmak durumunda kalıyorlar ve tabii bu teşvik edici oldu gerçekten hani proje kalitemizin tabii. yükselmesini yani de sağlıyor. Doktoranın da 2750 lira ve postdoc diye bir şey ilk hı-hı. defa uygulamaya koyduk, o da 3500 lira. Evet. Yani öğrenci doktorayı bitirdiğinde hı-hı. de hani hı-hı. bir proje kapsamında devam edecekse 3500 lira alacak. İyi, yani burada sizin dediğiniz çok önemli. Burada hı-hı. hem bu araştırma yayın kalitesini ve test kalitesini arttıracak. Bir de öncelikli alan diyoruz. Nedir? Devletin, TÜBİTAK'ın, YÖK'ün, evet. ülkemizin öncelikleri alın. Bakın bu evet, hafta çok önemli. Dün itibariyle 11. Kalkınma Planı meclise sunuldu. Yani bunu mesela akşam indirdim ben. Şöyle bir baktım. Evet. Öncelikli alanlarımızla çakışması açısından. Hem ülkemize hizmet, öbür türlü ne oluyor? Yani yüksek lisans yapmış olmak için değil. Ya da bazı şeyleri tekrar etmek için değil. Evet. Öğrenci de, hoca da daha bir ciddiyetle sarılacak. Hı-hı. Ciddiyet işin içine girdiği zaman buradan çıkan yayınlar, makaleler ve alacağı atıflar da hem çalışanlar için hem hoca hem öğrenci için ama aynı zamanda üniversite için de bir artı değer sağlayacak. Böyle bir uygulamaya girdik.
İnşallah yani bunda da başarılı İnşallah. Sonuçlar alırız diye. Tabii bunlar biraz zaman meselesi. Evet. Ama öğrencilerimiz tarafından da bu heyecanla karşılandı. Hocam yani, sen bizim, şimdi öğrenci olarak söyleyebilirsin. Bizim jenerasyonumuzda ekonomik bağımsızlık yaşı iyice çıkmış durumda. Yani yüksek lisans giriyor, araya doktora giriyor. Hele akademik hedeflerimiz varsa daha da zora sokuyor hem ailelerimiz hem bizi. O açıdan çok güzel bir gelişme bu hepimiz Değil için. Mi? Vallahi anne babaya selam söyle de ki rektörümüz böyle bir uygulama yaptı. Bütün öğrencilerimiz açısından bu heyecan verici. Biz hani onların da manevi desteğini istiyoruz ama maddi olarak da bu imkanı sunuyoruz. Ben doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Faydalı olacağını ve faydalı sonuçların tabii bir iki yıllık bir sürece ihtiyaç var. Göreceğiz yani. Kesinlikle evet. Hocam. Yeteri kadar çevre sağlığından bahsettik. Evet. Çevre sağlığına önem verdiğiniz kadar aynı zamanda insan sağlığına da çok önem verdiğinizi evet. biliyoruz hocam. Hem daha önceden özel tütünsüz programımızda bahsettiğimiz gibi Dumansız Ege projesini konuşmuştuk. Bununla beraber spor faaliyetlerini çok desteklediğinizi biliyoruz. Bu sene de Ege Üniversitesi'nin sporda altın yılını yaşadık diyebiliriz. Bu konuyla ilgili bize neler söylemek evet. istersiniz? Yani, çok şey söylerim. Yani. Gerçek hocam. Hocam siz kendiniz de sporcusunuz aynı evet. zamanda. Yani aktif bir sporcu olarak spor faaliyetlerinde ne gibi gelişmeler? Yani eksikliklerimiz neler? Mesela siz göreve geldiğinizde spor faaliyetlerimiz veya salonlarımız eksikliklerimiz nelerdi? Nasıl bir atmosfer olsun istiyorsunuz? Yani şöyle bir şey var. Tabii ben herkesin bir yoğurt yiyişi var. Ben... Evet. Kişisel olarak siz de herkesin eline bir şey geldik buraya hani bir iki yıl önce yaklaşık olarak farklı bir kampüs vardı. Kendi bakış açımızda hemen spor anlamında gözlemlerimi söyleyeyim. Bir kere spor salonlarımız kesinlikle yenilenmesi gerekiyordu. Yine SKS zarardı. Yani bir ciddi bir para aktarımı gerekiyordu. O para aktarımı yapıldı ve spor tesislerini hemen biz yenilemeye başladık. Evet. Yani yenilemek derken Spor Toto Teşkilatı ile Spor Bakanımız Spor Toto Teşkilat Genel Müdürü'ydü. Oradan Spor Bakanı oldu zaten ve ilk protokolümüz onunlaydı. Şu anda tesislerimizi biz yeniledik. Evet. Yani kort tenislerine kadar, basketbol sahası, açık yüzme havuzuna kadar hepsini yeniledik ve bunlar %95 oranında bitmiş durumda. Evet. Ve bu yazda mesela basketbol, futbol kampları sahamızı aydınlatıyoruz. Evet. Yani koşu Gençlik pistini. Spor Bakanı'ndan rica ettik. Evet doğru. Bunlar yani birlikte. Evet. Yani öğrencilerimizle sizler de beraberdiniz. Beraberdik ve şimdi bu mesela faaliyete girmiş durumda. Burada şu bakış açımız sporla ilgili. Şöyle yani işte kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü yani sağlam kafa, sağlam vücut da bilir. Sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim. Yani üniversite eğitim kurumu. Evet. Buradaki üniversite öğrencileri kültür, sanatla ama sporla muhakkak uğraşması lazım. Hani diploma hedef bir taraftan bu faaliyetler, bir taraftan yabancıdır. Bunu biz her platformda söylüyoruz. Ama spor anlamında çok gerideydik. Mesela Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü var. Evet. 25 yıldır pasif durumda. Yani 25 yıldır pasif. Olduğu bir yerde. Yani şimdi mantık dışı. Pasif. Yani ben burada siz koymuşsunuz. Ben işte Ege Üniversitesi'nin forması o şurada. Kırmızı beyaz şeyde o. Yani öğrenciyken Ege Üniversitesi forması o amatör takımdaydık. Yani yıllar geçmiş kulüp. Belki biraz nostalji de oldu. Ama bu kulübü faal hale geçirdik. Yönetimi biz aldık. Evet. Yani üniversite olarak sahiplendik. Başladık amatör kümede oynamaya. Burada yani rektör olarak ben de sporu seviyorum. Öğrencilerimle lisans çıkarttım amatör kümede futbolda. Basketbolda lisans çıkarttım. Burada tabii amaç şu. Yani yani 20 yaşındaki gençlerimizle aynı performans sergilememiz mümkün değil. Ancak burada bunun bir ateşlenmesi gerekiyordu. Yani eğitimle sporun paralel gitmesi gerektiğini, bu felsefenin kampüse yerleşmesi açısından hem çalışanlarımızın hem öğrencilerimizin beraber hani bu kulübü faaliyete geçirdik ve altın yılımızı yaşadık. Basketbolda da üst üste şampiyon olduk. İkinciliğe çıktık yani. Tabii, bu az bir şey değil. Evet. Şimdi bizim amacımız da böyle şampiyonluklardan çok
kendi öğrencilerimize, evet, kendi çalışanlarımıza, işte veteranlarda da şampiyon olduk. Amacımız hani orada rektör olarak benim katılmam sembolik olarak. Yani final maçına kadar da sahaya çıktık ama öğrencilerimize idman yaptık. Bu çok farklı bir atmosfer yaratıyor. Yani aidiyet yaratıyor. Yani Avrupa'da gelişmiş toplumlarda bir kolej havası dediğimiz. İnşallah bu yıl onu yaşayacağız basketbolda özellikle, futbolda da. Yani takım oyunlarında. Bütün çalışanlar, öğrenciler oraya gelecekler, maçı izleyecekler. Yani ne kimin maçı? Ege Üniversitesi'nin takımı. O zaman bizim takımımız, yani öğretim üyesi olarak bizim takımımız, öğrenci olarak bizim takımımız, bunu vakıf üniversiteleri ya da birçok özel üniversite özel para harcıyorlar. Tabii. Biz herhangi bir para harcamadan, devlete yük olmadan, kendi imkanlarımızla, yani öğrencilerimiz böyle bizden maddi bir beklentiyle yapmıyorlar yani bunu. Ama bulundukları üniversiteye sahiplenmek adına yapıyorlar. Ve futbolda da son maçta, basketbolda da bunu yaşadık. Senato'da da onlara teşekkür belgelerini takdim ettik. Bu önemli bir sporla eğitimin beraber yürütülmesi şahsi kanaatim. Hani eğitim kurumları açısından önemli bir değer diye düşünüyorum. Bir de gençlerimizi farklı eğilimlerden koruyan da bir şey. Olumsuz eğilimlerden koruyan da bir şey bu. Kesinlikle. Yani şimdi ben tabii branşları saymıyorum. Yüzme de aynı şekilde. Psikolojik yani mesela olarak. Dans pistlerimizi, halk oyunlarımız Türkiye birincisi oldu. Bütün onların antrenman yaptıkları masa tenisinden tenis kortlarına kadar bütün spor tesislerini yeniledik. Komple yeniledik yani. Evet. Yani bunlar önemli şeyler. Bu ne olacak? Şimdi biraz baharda aksamalar oldu. Ben de hani rahatsız oldum ama bir şekilde yapmak zorundaydık. Evet. Tamirat, işte yeni çalışmalardan zemin vesaire nedeniyle. Ama şimdi bunlar tamamlandı. Önümüzdeki sezon tamamıyla, tam anlamıyla faaliyet içerisine gireceğiz. Yani sahayı da 7-24 kullanabilecekler. Yani spor yapmamak için hiç kimsenin bahanesi kalmayacak. Ayrıca yaklaşık 3 kilometrelik tartan pist koşu kulvarı yapıyoruz. Bütün ağaçlık alanlarda tıp fakültesinin arkasından, tekstilin, yüzme havuzunun arkasından metronun girişine kadar tartan pistimiz de bitmek üzere. Bu hafta başladı tartan pist uygulaması. Hani sporu seviyoruz. Hepimiz fit olacağız bu işte. Ya yani sporun sağlık anlamında başka şeylerde öğrenci topluluklarımız istekli. Artık yani, bahane üretemeyiz. Her yerde koşu pistimiz var. Bence de yani. Bence hiçbir bahane yok. Tabii biraz kampüste hani yürüme alanları da hani genişledi. Çok. Onlar da hani kampüste aslında bir enerji oluştu. Yani bütün bu faaliyetler, bisikletler, hani otopark alanları bazı yerlerde kapandı. Yani yolda giderken hani selam veriyorsunuz. Yani burada diş hekimdeki bir çalışan, iletişimdeki bir çalışanla yani yolda karşılaşıyor. İyi günler diyor, günaydın diyor, kolay gelsin diyor vesaire. Yani bunlar kampüste de bu ayrı bir enerji. Sabahleyin giderken herkes böyle ellerinde kitaplar, öğrenciler, hocalar benim çok hoşuma gidiyor. Kimisi bisikletle gidiyor. Hani farklı bir enerji. Hani biz, şehirden buraya girdiğinizde o enerjiyi hissediyorsunuz. Yani Bornova'daki normal vatandaşlar yani biz girmek dolaşmak istiyoruz diyorlar. Yani özenip gerçekten aileler öyle. Hani böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bizim kampüsümüz yani Bornova'nın akciğeri hocam. Öyle, yani öyle. Şey olarak bizim mezunlar etkinliğimizde de piknik alanı gibi böyle şey değil yaptık mi? O yeşil çimlik alanı. Herkes çok mutlu oldu gerçekten. Öyle bir imkanımız olması fakültemizin karşısında bizim için çok yani, güzel bir şey. Yani tabii şimdi zaman akıyor. Çok konu var. Evet. Yani burada tel örgüler vardı. Yani buranın geçmiş. Hani bunları şey yapmak istemiyoruz. Onlar biz gerçekten daha iyi gitmek istiyoruz. Evet. Öğrencilerimizin mutlu olması bizi mutlu ediyor. Çok güzel mezuniyet törenleri oldu. Ben hani bütün hocalarımıza, yöneticilerimize, gerçekten öğrencilerimize bir teşekkür ediyorum. Bitirdik. Hepsinin yolu açık olsun. Öyle hocam. Ege Üniversitesi'nden de kopmayacaklar.
mezun kartı evet. uygulamasıyla o evet, uygulamaya evet. da geçtik. Kimlik kartını bırakıp Hı-hı. mezun kartıyla üniversitede Hı-hı. bağları sürecek. Evet. Allah çok vatanı... da önem veriyorlar. Evet. Bizimkiler çıkarttılar çok. Değil mi? Evet. Tabii. Çıkarttık. Yani o çünkü o bağ yani o evet. bir fiziki bağ diyelim. Evet, yani evet. gönül bağı da var ama fiziki ya, bir bağ yani da olmuş. Yani mezunlarımızın kalbi burada kalıyor hocam ya. Yani şöyle bir şey ben bütün öğrencilerime, bütün evet. hocalarımıza özel olarak altını Hı-hı. çizerek teşekkür etmek istiyorum. Ege Üniversitesi'ne yakışır Hı-hı. mezuniyet törenleri evet. yaptılar. Hiçbir yanlış bir olay olmadan huzur içerisinde, güven Öyle. Ortamı içerisinde Ege Üniversitesi zaten ılıman yapısı, toleransı, evet. demokrat yapısıyla gerçekten güzel mezuniyet törenleri Öyle oldu. Hocam, o bağı da sağladığımız için öğrencilerimize de ayrıca teşekkür evet. ediyorum. Yani öğrenci odaklı bir anlayışınız var zaten hocam. Yani bu sizin döneminizden sonra öğrencilerimiz de çok daha iç içe oldu yöneticilerimiz. Evet. Öyle olunca öğrenciler kendilerini çok rahatlıkla ifade edebiliyorlar. İşte yöneticilerle, hocalarla bir de danışmanlık sistemi falan da çok tabii yani bu bir yıldaki iletişim. Değerlendiriyoruz evet, danışmanlık yani, yönergesiyle öğrenci hoca ilişkisini yani öğrenci bir etkileşimi çok, daha da arttırdık evet, yani. Yani daha da odağımızda oldu tabii o, bizimle rahat iletişim kurdukları için zaten iletişimsizlikten çıkıyor problemler sorunların çözülüyor iletişim kuruyorlar kendilerini ifade ediyorlar sorunlar çözüldüğü için de o huzur ortamı hocam sağlamıyor. Öğrencilerimiz pırıl pırıl şunu evet. söylemek istiyorum. Biz onlara bir adım gittiğimizde, bir şey verdiğimizde öyle, onlar öyle, 10 adım gelmeye çalışıyorlar. Yani bunlar bizim evlatlarımız. Öyle. Yani bunu söylemem nedeni ya işte bir yemek olayında, Hı-hı. bir kütüphane Hı-hı. olayında, bir çay çorba olayında bile bir güvende hissettiklerinde, güvenlik Hı-hı. sistemi, kamera sistemi, aydınlatmalar. Evet. Öğrenci kendisine değer verildiğini görüyor. Bu sefer Hı-hı. yani bizim her şeyimiz mükemmel falan değil. Hani evet. mevcut devletin imkanları doğrultusunda evet. bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama öğrenci o bizim Hı-hı. gerçekten yöneticilerin bir şey vermek istediğini, Hı-hı. vermeye çalıştığını gördüklerinde o iyi niyeti yakaladılar. O da onlardan da çok olumlu tepki alıyoruz. Yanlış bir şey uygulama olduğunda bile hocam bu şey oldu ama hani Hı-hı. beraber düzeltelim falan. Yani evet. bu anlayışı da görüyoruz. Ege Üniversitesi'ndeki öğrenciler apayrı. Yani ben bakıyorum. Evet. Çok farklı geliyor bana. Ben kendi evlatlarım gibi de görüyorum. Öyle. Onun için de her şeyi öğrenci için diyoruz. Yani. Üniversitede vallahi. Zaten onlar için var. Ya üniversitemizde güçlü bir kurum gerçekten. Ben 64. yılı kutladık. Onunla ilgili bir şeyim vardı galiba. Evet hocam. Evet. Ramazan ayını da geride bıraktık. Bu Ramazan ayında birçok etkinliğe katıldınız. Birçok etkinlik düzenlediniz. Çok dolu bir programınız vardı. Bizim de öğrendiğimize göre. Bu program içerisinde Ege Üniversitesi 64. yılına özel bir iftar sofrası düzenledin sanırım. İftar evet. yemeği düzenlediniz. Evet. 20 Mayıs evet. 1955 kuruluş tarihimiz. 64 yıllık bir geçmiş. İftar yaptık çünkü Ramazan'a da denk geliyordu. Yani bir tarihi bir olay oldu. Yani protokolden katılım 1000 kişilik bir iftar. Yani müftü yardımcımız Borna Vali Rıza Güven Camii müftümüze kadar hocalarımızla, öğrencilerimizle, şehit yakınlarımızla, engellilerle çok güzel bir iftar programı oldu. Aynı zamanda bir kutlama oldu 64 yılı. 64. yılı tabii Ramazan'a da denk gelmesi ayrı bir maneviyat kattı. Evet, hani onun dualarla de, hani kuruluş yıl dönümümüzü he. kutlamış olduk. Evet, yani dualarla evet, kutlamış olduk. Evet. Bu da bir ilk oldu. Evet. Şükür, yani çok şükür Hı-hı. diyoruz böyle bir günü de birlikte evet. yaşadığımız için. Daha iyi gitmek için de yine motivasyonumuz yerinde. Yaz dönemine girdik. Ama yani yazın da dolu geçiyor. Çalışmaya devam ediyoruz. Hı-hı. Yani bizim bu çalışma kelimesi tabii çok klasik ama çok içerikli. Yani 7/24 üniversitedeki hocalarımıza, çünkü ülkenin ihtiyacı var. Hı-hı. Bilim yapan insanların önderlik etmesine topluma. O nedenle de rektör olarak da yani her günü dolu geçirmek ve verimli olmak. Yani bir gün nezle olmamam lazım, daha fazla çalışmam lazım. Yani
üniversitenin ihtiyacı var, toplumun ihtiyacı var, ülkenin ihtiyacı var, insanlığın ihtiyacı var. Evet. Çünkü burada çok güçlü bir akademik kadro var. O akademik kadronun yaptıklarını, yapabileceklerini toplumsal anlamda, devlet anlamda, özel sektör anlamda projelendirip bu bilimsel çalışmaların ekonomiye, topluma yansıması için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yönetici olarak da bu anlamda bize görev düşüyor. Bunun için de sorumluluğumuz büyük. Onun için de çok çalışmak gerekiyor. Bununla ilgili de güzel bir haberiniz var sanırım hocam. Bu bilimsel proje seferberliği başlatmıştık geçen sene okulumuzda ve bunun meyvelerini verdi aslında bu seferberlik. Evet, bu bizim için. Bayağı bir toplantılarınız oldu geçen aydan beri. 35 tane proje grubuyla toplantılar. Evet, araştırma grubu. Araştırma grupları. Şimdi şöyle bir kere tabii hani bugünkü programı böyle biz çok basma kalıp yapmıyoruz. Hani sohbet ediyoruz. Bir yılı değerlendiriyoruz. Bu 2017'de Ege Üniversitesi öğretim üyelerinin TÜBİTAK'a vermiş olduğu projelerin karşılığında 25 milyon TL bütçe aldılar. 2018'de bunu biz 49 milyona çıkardık yani. Hocalarımızın yine bu proje seferberliği anlamında. Şimdi bu çok ciddi bir başarı. Ayrıca en fazla proje yapan üniversite sayı anlamında. Ödüller de alıyoruz zannederim. Efendim? TÜBİTAK'tan ödül de aldı tıp fakültesinde projelerimiz. Şimdi burada sayı anlamında birinci seçildik. İkinci bir şey de bütçe anlamında da ODTÜ'den sonra geliyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Acettepe ile rekabet ediyoruz. Bu fazla bütçe almadı. Ama proje sayısında birinciyiz. ODTÜ'den sonra da dediğim gibi ikinci ya da üçüncü sırada geliyoruz. Bunlar çok güzel bir başarı yani 2018 performansı anlamında. Şimdi bu başarı hikayesini bir hamle daha yukarı çıkarmak için araştırma gruplarına başladık. Yaklaşık 35-40 tane araştırma grubunla bu son 2 ay içerisinde bizzat yani rektör olarak arkadaşlarla ne yapıyorlar, ne ediyorlar projeleri tartışıyoruz. Konuşuyoruz. Evet. Bunları nereye sunacaklar? Avrupa Birliği mi? Uluslararası fonlar mı? TÜBİTAK mı? Özel sektör mü? Sanayi işbirliği mi? İşte Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlıkla ilgili vesaire. Şimdi Tarım Bakanlığı. O da ayrı bir konu. Yani bunları ortaya koyduk. Tartıştık. Şimdi bunları da biz uygulamaya koyacağız. Onun için de bir atılım içerisindeyiz. Biz Ege Üniversitesi'nde eğitim, öğretim ve araştırma anlamında bu bir buçuk yıl içerisinde iyi bir zemin oluşturduk. Evet. Üzerine koymaya başladık. Şimdi bunun üzerine daha da neler yapabiliriz? İşte bursları da konuştuk. O da aslında bunun bir parçası. Evet. Yani atama kriterleri çok değişti. Evet. Bu bir yıl içerisinde eğitim, öğretim, araştırma anlamında. Bu da ciddi bir katkı. Çalışma potansiyeli sağlıyor. Akademik yani böyle camiada. Bunlar tabii kısa vadede etki yaratan konular var. Evet. Bir iki yılda da sonuç alınacak konular var. Çünkü eğitim, öğretim, araştırma uzun vadeli konular aslında. Hocam bunların dışında bu yaz döneminde bir de ilkokul, ortaokul müsabakaları üniversitemizde yapılıyor. Yani bayağı spor tesislerimizden hani üniversite öğrencilerinin dışında lise öğrencileri, ortaokul öğrencileri de yararlanıyor. Üniversitemiz hani toplumla bütünleşmesi ve tabii ki gelecekte de üniversitemizi hedeflemeleri açısından gençlerin çok önemli. Çok önemli gerçekten. Hani yaz okulu düşünüyor musunuz mesela orta öğretim öğrencileri için böyle bir planlamamız yani var? Yani aslında bunu geliştirmek istiyoruz. Ege Kamp organizasyonu adı altında bu yaz kampüsümüzde futbol, basketbol, farklı şehirlerden orta öğretim, lise öğrencileri, takımları geldiler. Burada bu kamplar yapıldı. Çünkü bizim üniversitemizin spor altyapısı anlamında kompakt bir kampüs. Evet. 3500 dönümlük bir yer. Kalma yerleri var. Spor tesisleri var. Tam bir kamp için uygun bir yer. Yüzme havuzundan işte koşu pistlerine kadar. Bir de yeşil bir kampüs. Evet. Böyle olunca başka illerdeki takımların buraya gelip yazında kamp yapması çok güzel. Tabii
bu kamp organizasyonunu biz uluslararası hale de getirebilir miyiz diye de düşünüyoruz. Ama öğrencilerimiz olur. Aynı zamanda Ege Üniversitesi'nin dolaşıyorlar. Kütüphanesinden, sosyal tesislere, yani kağıt müzesinden, işte etnografya müzesine kadar birçok yeri de dolaşıyorlar. Bu da üniversitemizin tanınırlığı açısından, öğrencilerimizin burayı değerlendirmesi açısından çok önemli. Ve yazın da kampüs böyle bomboş kalmak yerine bu kamplarla bir enerjiyi sürdürmesi öğrenci önemli. Olmayınca. Çünkü öğrenci olmayınca biz de üzünleniyoruz. Üzünleniyoruz yani bu gerçekten. Biraz olsun bir nebze olsun o üzünü dağıtıyor. Evet. Ama bu kamp olayını biz önümüzdeki bir dahaki yaz için daha geniş kapsamlı bir organizasyonda planlıyoruz. Evet. Şimdi yeni bir organizasyon planlıyoruz. Onu da bugün rektörlükte tartışacağız. Bulunduğumuz bölgedeki mahallelerin kısmetse, nasipse, yani bunda yani orta öğretim öğrencileri, muhtarlıkların il milli eğitim belirlediği öğrencilerimizi burada bir kamp yapmamız söz konusu yine bu yaz çok için. Çok güzel olur. Bizim ayrıca Özdere'de de yani deniz tesisimiz, kamplarımız var ama burada kampüsteki bütün olanakların değerlendirilebilecek yani imkanı olmayan toplumun farklı kesimlerindeki öğrencilerimizi de unutmamak adına üniversitenin bu toplumsal anlamdaki sorumluluğu gereği yapmak istiyoruz. Öyle bir çalışmamız da var. Çok güzel. Evet. Hocam öğrenci odaklı bir tavrınız olduğunu önceden de söylemiştiniz. Bu konuyla ilgili gelişmelerimizden biri de kampüsümüzdeki yurt yetersizliğinin azaltılması yönünde. Bu da önemli bir konu sanırım başlıklarımız yani arasında. Yani şöyle burada şimdi 65 bin 70 bin öğrenci var. Yani 2000 kişilik yurt o olmaz yani. Yurt yapılması gerekir ve devletin bu imkanı var. Şimdi burada yurt inşaatlarımız başladı. İlk anda 2000 kişilik bunu 8000 kişiye çıkartıyoruz. Yani projelendirme öyle. Ve inşaat hızla devam ediyor. Amacımız da yani ülkenin dört bir yandan gelen öğrencilerimiz hani yurtta kalsın. Başka geçmişte yaşadığımız ki bu haftada 15 Temmuz haftası. Yani bunlar başka sahiplere, başka yapılara mecbur kalmasınlar. Değil mi? Onun için de devletin bu imkanı varken neden olmasın? Biz girişimlerimizi yaptık ve devlet de yani spor bakanımız da bu anlamda destek verdi. Yurt inşaatlarımız hızla devam ediyor. O da bizim için bu bir yıllık süreçte hizmete girecek ve buraya da ciddi bir katkı sunacak diye düşünüyorum. Evet hocam. Evet. Onu çok yani. Aslında hocam ama programımızın sonuna yaklaşıyoruz yani. Aslında. Evet. Kapanış anonsumuzu vermeden önce eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı sayın hocalarım? Vallahi yani hocam eklemeye kalkarsak bitmez yani. Gerçekten program. Yani biraz böyle sohbet havasında evet. yaptık. Evet. Yani amacımız hani böyle genel olarak değerlendirmek. Bir kısa şunu söyleyebilirim. Yani bizim için üniversite geleceğimiz, gençlerimiz ve gençlerimizin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almaları. Hocalarımız da huzur ve güven ortamında eğitim, öğretim faaliyetlerini yapmaları, araştırma faaliyetlerini yapabilmeleri. Ege Üniversitesi'nde bu sezon ve geçtiğimiz iki yıllık süreçte huzur, güven ortamı var. Motivasyonumuz iyi ve daha iyi şeyler yapmak adına önümüzdeki bir yılı planlıyoruz, çalışıyoruz, hazırlıyoruz. Daha da güzele gitmek zorundayız. Onun için ben bütün akademik kadroya, idari kadroya bu katkılarından dolayı rektörlük, bütün yöneticilerimiz adına yani teşekkür ediyorum. Hep birlikte Ege Üniversitesi'ni bir yeniden Ege Üniversitesi sloganıyla gerçekten çıktık yola. Öyle. O motivasyonla evet. yolumuza devam ediyoruz. Yani yaz dönemi planlama, evet. eğitim dönemi eyleme geçme. Aynen öyle hocam. Gerçekten ya. Öyle. Yani o heyecanımızı devam ediyor. Evet. Ben teşekkür ederim böyle biz bir fırsatı verdiğiniz için. Hem biz hocamıza, teşekkür ederiz hocam. Evet sevgili izleyicilerimiz, Benim Üniversitem programının 6. bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu programımızda da Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Budak ve Sayın İletişim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Dilek Takımcı bizimle birlikteydi. Hocalarıma katkılarından dolayı, katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.